Kimse çıkarmaz bana. Ama biz daha iyi. Bilmem ne gördük. Bu sefer hiçbir şey görmedik. Yani direkt otobandan Sakarya Üniversitesi'ne girdik. Üniversitelerimizin ama çok güzel manzarası falan aslında bakmıyorum. Ya onu bile görmedik ama direkt kapıya bıraktılar bizi. Kongre merkezinin kapısına bıraktılar ve bu kadar. Yani bu kadar yani. Ve telefon bile çekmiyor. Yani. Deneyimlerimizi paylaşamıyoruz bile şu anda. Yani. Evet. Rağmen yani, sıfır. O manzaraya baktım ben gelirken fena değildi. Güzel. Küçük bir baktım. Hakikaten manzara da Sapanca'ya mı geliyoruz? Haritada aynı. Tahmin ettim ya çünkü haritada gözüküyor. Ama ben göremedim ya. Çıkarken sigara için yani şöyle zaman. Evet. Yok, zaten zaten sigara içmeyse hazır bir yere gelmişken biz de görmek istiyoruz aslında. Dediğim gibi diğer sefer geldiğimizde en azından şehir içinde bir barda çaldığımız için ya da bar da değil. Bar bile değil. Kültür merkezi. Kültür merkezinde çaldığımız için biraz daha en azından Sakarya içini görmüş olduk yani. Burada bu sefer hiçbir şey yok. Genelde gittiğiniz şehirlerde, konserlerde şehri gezmek istiyorsunuz. Evet. Ya gezmek değil de hani yemeğini yemek yemeğini, istiyor. Yemeğini. Özel yani, şeyleri görmek tatlı. Mersin tatlı. Adana'ya gidince şimdi. Mersin'e baktım ya tatlı. Lafı bayağı geçti. Mersin röportajı mı yaptı bize? Ya onu da geçen yaptı. Sen izlemedin mi onu? Mersin'e kavga çıkardım. One, two, three, let's go vardı. Come on baby. Aa o mu? O röportaj mıydı? Saçma olmayın. Sen onu izlemedin mi ya? İzlemiştim. Sen nerede attın ya? Gerçekten nerede attın ya? O neyse ya çok garip bir röportaj oldu. Ben bayağı etkilendim. Bazı duruyorum. Arkaya gülme sesleri falan koymuş. Abi gülme efektim düştü ya. Konserden önce böyle... Ya grubun sloganı var mı diye sordu. Grubun sloganı yani. Konserden önce mesela siz yani dört erkek bir araya gelip... Evet mesela hani ay şey dedi kameraya bakıp gölgeyle gücü okur 1 2 3 son peci bisiklet diye bağıracağız dedi biz zaten orada direkt gittik yani. Adam biriyle karıştırdı galiba bizden maske takıyor işte. Sık sık konser veren bir grupsunuz. Peki bu yoğun tempo sahne performansı nasıl yansıyor? Yoruluyoruz haliyle. Allah derin nefes alır. Yani aslında beraber çaldığımız için daha iyi çalmaya başlıyoruz ama şöyle de bir etkisi var aslında. Yani benim kendi kişisel fikrim bu. Böyle hani üst üste olması biraz tabii düşürüyor. Hani ben çok uzun süre barda da çaldım bir grubumla. Mesela onun gibi hissetmeye başladım bir noktada böyle. Artık 5. konser mesela üst üste. O biraz aslında ne diyeyim? Motivasyonu mu? Biraz kırılıyor ama enerji orada işte bir noktada böyle... İşte birinin gözünden, işte erkenin kardeşim, bizde öyle şeyler olmaz herhalde. Hatasından filan böyle, bizde olmaz. Şu an olmak isteriz yani. Olmam gereken yani. Bizde olmaz abi. Ama çok keyifli yani. Kimseden de bir şey olmaz yani burada. İyi ki bir şey dedim yani. Hata falan yoktur aslında. Her seferinde mükemmel çalarız yani. Buradan önce de bildiğimiz kadarıyla İstanbul'da konser verdiniz galiba. Ha dün evet. Ankara'da da, şimdi yani Ankara çıkışta biliyormuşsunuz zaten. Aynen. Ankara'da da sık sık konser verdiğinizi biliyoruz. Peki bu iki şehrin müzikal piyasa açısından, izleyici, seyirci kitlesi açısından nasıl bir kıyaslama yapabilirsiniz?
Ankara ya, çok daha iyi bence. Enteresan. Biz hani şeyde düşündüğümüz oldu daha önce hani. İstanbul'da tamamen atıyorum rakamları şu anda. İstanbul'da 100 kişi geldi konsere. Adana'da 100 kişi geliyor konsere. Aynı yani şey rakam olarak aynı. Öte yandan Adana'nın nüfusuyla mesela İstanbul'un nüfusu arasında inanılmaz büyük fark var. O yüzden mesela aslında İstanbul'da demek ki aslında az insan geliyor gibi gözüküyor yani. Bir doymuşluk var herhalde. Bir de tabii İstanbul'da çok fazla. Daha fazla şey var yani. Yani Aydın Zakarya için de geçerli. Yani buraya bir grup geldiğinde çok daha rahmet oluyor, çok daha insanlar eğlenceli. Aynen çok evet. Olur. Genel olarak küçük şehirlerde mesela küçük şehirlerde gelen insan sayısı genel olarak büyük şehirlerle aynı. Yani bir de evet, event bir iki tane oluyor küçük şehirde de İstanbul'da bizim çıktığımız günün. Yani Rakı Sakarya falan aslında çok böyle küçük şehirler değil ama yine. Yani işte İstanbul, Ankara, İzmir üçlemesi içerisinde falan başka yani şey tehlike edebileceğim başka şehir var mı? Eskişehir. Eskişehir yani aslında mesela Sakarya'dan falan daha büyük bir şehir değil. Sadece yani çok fazla öğrenci var. Biraz daha piyasa o bakımdan hani şey yapıyor ama yani seyirci olarak iyi kötü zaten seyirci zaten öyle bir şey söylemeyeceğiz yani ama böyle rakamlarla ilgili öyle bir şeyimiz var. Düşüncemiz var. Çünkü yüzdeye vurunca... Yok peki müzikal zevk olarak nasıl şey oluyorsunuz? Hani çünkü her şehre eminim şarkılara verdiği reaksiyonlar farklı oluyordur. Tabii. Yani en eğlenceli Ankara'da oluyor herhalde değil mi? Yani. Ya her yer olabiliyor. Her yer oluyor da yani en böyle şey olan... Mesela beklemediğimiz yerler bulunca sanırım biraz daha gaza gelebiliyoruz. Mesela hani Adana ve Mersin'e ilk kez gittik. Yani en yakın onlar olduğu için söylüyorum. Bir beklentimiz yoktu yani açıkçası. Hani kimse gelmeyebilirdi. Ama çok iyi geçti ikisi de mesela. Ben özellikle Mersin'de bayağı gaza geldiğimizi hatırlıyorum sahnede. Yani yorgun gittik oraya. Sizin motivasyonunuzda. Ama bir anda evet yani arttırıyor o. Tabii abi bir alışveriş yani. Sonuçta bizim motivasyonumuz düşük olsa yani bile o insanlar çıkarıyor şey veriyorsa yani. Biz de onu alıyoruz ve geri veriyoruz yani. Aynen. Yani o konuda yani istemesem bile oluyor yani. O enerji veriyor. Yani ister istemez geri veriyorsun. Yani kişi sayısıyla aslında çok bir alakası yok ya. O anda göz göze gelip yani tamam diyorsun yani şimdi burada. O bir anda bütün her şeyi değiştiriyor yani. Hakikaten kişi sayısıyla alakalı değil yani. Sık konser veriyorsunuz. Grup ilk başladığı günden bu zamana kadar kendini nerede görüyordu? Ne hedefler koymuştu ve şu an bu hedeflerin ne kadarına ulaştığınızı düşünüyorsunuz? Hedef emin değilim herhalde yani. Değil mi? Yani iyi olmak ama hep istedik tabii de. Yani yanlış mıyım abi ama... Ne yani hakikaten bir hedef olarak bir şey. Abi şöyle yapacağız, şuraya geleceğiz demedik. İnsanlar ya konser vermek acaba istedik yani. Şöyle olsun, şurada çıkalım filan gibi bir hedef olunca genelde olmuyor sanki yani. Peki, zorlama olmuyor. O zaman şöyle çekelim, yakın zaman hedefleriniz oluyor mu daha çok? Hani şu albüm, şu sahne, şu konserler falan gibi daha. Yani açımdan söylemek, kendi tarafından söylemek durumunda kalırsam mesela ben daha fazla şarkı kaydetmek istiyorum. Ya benim hep ilgilendiğim tarafı o oldu. Mesela konserler falan bizim için gelir kaynağı oldu. Öte yandan bir de tabii ki acayip eğleniyoruz konserlerde. Ama benim hayatım yani özel hayatım bir şey diye geçmişti yani. Mesela konser vermek isteyerek geçmemişti. Daha çok şarkı yapmak isteyerek geçmişti. Çünkü çok fazla şarkı var gibi geliyor. Hatta bazen konser bunun önüne geçiyor çünkü evet. Vesaire albümünde gördüğümüz gibi hani iki ayda kaydedeceğimiz bir albüm yaklaşık 8 sene falan sürdü. Bir yılı neredeyse buldum. Hani o bile hani benim biraz şey yaptı hani böyle ne yapıyoruz falan hani şarkı bile kaydedemiyoruz yani bir CD çıkartamıyoruz konserler yüzünden gibi bir şey oldu yani. Ben açıkçası nereye gittiğimi çoktan unuttum. Onu fark ettim. Her cümlede başka bir şey kesin biliyorum. Takip ettim hemen sana yazmışım. Kısa zamanlı hedefimiz yani daha çok şarkı kaydetmek diyebiliriz. Aynen. Yani benim hep amacım o. Ya ben evde gitar çalmayı seviyorum. Bu arkadaşlar da benle beraber mesela şarkıları çalmak istiyorlar. Genel olarak mesela hedefimiz o olmuştu ve mesela milletle beraber paylaşabilmek çok inanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Evet. Hedef olarak mesela çünkü şeyi gösteriyor mesela Blan Blay'ı da çalmak istiyoruz ya da ne bileyim yani, İnönü'yü biz açmak istiyoruz. Yeni bir stadyum yapıp bizim konserlerimiz olsun. Temelinin önü de değil yani. Çünkü öyle hedef olabilir yani mesela 500 bin kişiye çalmak olabilir ama yani bunu da gördük turneye falan çıkınca yani çok fazla insan her zaman çok fazla zevk ya da bize geri dönüş olmuyor yani.
ne dedim bilmiyorum bunda. Hani o şey gerçekten rakamlar, hani rakamlarla alakalı bir durum yok mesela. Parayla alakalı bir durum yok. İnsan çokluğuyla alakalı bir durum yok. Hep kendi yaptığımız şeyden memnun olmak ve kendi yaptığımız şeyden mutlu olunca çünkü bunu da söyleyeyim mesela hayatımızda kazandığımız en küçük para 20 liraydı ama bu büyük ihtimalle dünya üzerinde de büyük rekabete girebilecek bir para. 20 evet. liradan daha az kazanabilmek mümkün değil. Gerçekten onu da kazandık. O da oldu yani. Ama mesela orada moralimiz bozan yine para değildi. Yani. Gerçekten evet. Bu şey de tatminle mi alakalı? Kişisel tabii, mesleki tatmin. Aynen. Peki sizin şarkılarınızı anlattığımızda bizim çok yani dikkatimi çeken bir nokta oldu. Şarkı isimleriniz neredeyse hiç şarkılarda geçmiyor. Bunun özel bir sebebi var mı yoksa? Yani mesela ben hep, yani yine ben cevap vereceğim çünkü ben yazıyorum ve söz şey isimlerini de ben koyuyorum tabii ki. Ama mesela bunu daha önce çok yani özel bir konuşmada yaptığım olmuştu mesela. Hiç fark ettiniz mi dedim bunu yaptığımı? Pek yani fark etmemişlerdi. Sonradan çünkü değiştik farkındaysa mesela bu kızda falan artık tabii, geçmeye başladık. İko'yu da İko yaptık ama İstanbul kedi olmaktı bilmem ne falan. Artık geçmeye başladı ama eskiden ben buna çok dikkat ediyordum ve kitap feyiz alıyordum yani. Kitapların çünkü mesela isimleri çok basit olur işte ne bileyim adı şeytan olur falan filan ama içinde böyle hani inanılmaz farklı bir şey olur. Bilmem ne. Hep ondan feyiz almaya çalıştım mesela. İçinde geçmek zorunda değil yani böyle hani gözüne sokmak zorunda değilsin. Asıl hani konuyu toparlayabildin mi o başlık altında falan bir kompozisyon kafasıyla. Onu soracaktım. Yani. Ben onu diyorum. Mesela hani Türkçe'ye sevilen öğretmenlerimden biriydi benim ortaokuldaki Türkçe öğretmenim. Hep onu söylerdi. Bir kompozisyonun başlığı, okuyucuların bir kompozisyonun nasıl gideceğine dair cevap. Bir inşaat kadar okuyucuya çok bilgi verir. Biraz bunu mu düşünüyorsunuz yani? Yani belli ki ben de çünkü ben de yani direkt kendim orijinal olarak bu fikri bulmuş olamam. Büyük ihtimalle ben de edebiyat hocamdan ya da Türkçe hocamdan falan gelmiş olabilir yani. Çünkü hakikaten bir kompozisyon kafası yani o koyduğum başlık çünkü herhangi bir şekilde yazıya etki etmemesi gerekiyor. Ama böyle bir şekilde hani toparlaması gerekiyor biliyorsun yani. Yani anlatmasını da istiyorum. Evet, evet ve yani onu hakikaten bilerek yaptım ve hani şu an kadar kimse fark etmedi ama zaten yaptığımız daha çoğu şey kimse fark etmedi gibi. Daha önce yapsaymışız daha iyi yapsaymışız. Ve yani enteresan bir şekilde mesela hiç fark etmeden de değişmiş o şey. Peki grubun yine sözleriyle alakalı bir soru olacak biraz. Grupta tamam günlük hayat ilişkileri değinmişsiniz ama bunun yanında aslında birçok daha konuya değinmişsiniz. İşte toplumun genel yaşantısı, yaşantının tek düzeyi, ne bileyim belli konulardaki yozlaşmışlıklar hatta sanal, sosyal hayatın nasıl hayatımızı sanallaştırdığına değinmişsiniz sözlerinizde yerler. Peki sözlerinizde buna değinme amacımız hani izleyicinize gelin oturun, size bir şeyden bahsetmek istedim, hani size bir şeyler anlatacağım demek mi? Yoksa daha çok hani ben bunu gördüm ve ben bunu yazdım. Evet, yani. Bayağı güzel bir soru. Hadi bakalım. İki sıra. Güzel soru hakikaten de yani tam olarak ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü bana yani yazdığım şeyleri paylaşmak istemiyormuşum gibi de geliyor. Yani ben bir acayip paylaşımcı bir insan olmadım. Hiçbir zaman da mesela yazdığım bir şarkıyı arkadaşlar şöyle bir toplanın bak size bir çalayım beğeniyor musunuz falan filan hiç yapmadım bunu şu ana kadar. O yüzden hani yabancılarla, seyircilerle yapmak enteresan geliyor bana. Ama yani ne bileyim herhalde dünyaya bir şey atıyorsun, hani bir düşünce atıyorsun hani kaç kişiye takılıyor falan filan. Ben de çünkü hayretle izliyorum Sofitibistik'in ilerlemesini ve genel olarak insanların nelerle bağdaştıklarını falan filan. Ben de hayretle izliyorum. Bir planım yoktu kafamda yani. Peki, ve çok enteresan geliyor. Bu fırlattığınız şeyin insanlar tarafından anlaşılması sizin için önemli mi? Ya da anlaşıldığını düşünüyor musunuz? Ya onu da pek düşünemedim hiç ama belli ki önemli gibi gözüküyor. Yani çünkü şey yani kullandığım kelimelere cümlelere bakınca belli ki birileri anlasın diye yapılmış. Yani çünkü, bir noktada çok o cümlelerin tanınmasını istiyorsunuz. Peki yine sözlerinizin içeriğine baktığımızda insanlardan bahsettiğinizde kendini kandıran insanlardan bahsetmişsiniz. İşte ilişkilerin içinde kaybolan ya da mesela şeylerdeki modern zamanlardaki gibi kendini o zaman uyguramayıp başka noktada hisseden insanlardan bahsetmişsiniz. Bunları değmişsiniz. Peki bu sizin için yani grup üyeleri için veya söz yazan sizin için bu bir öz eleştiri mi yoksa içinde bulunduğunuz topluma dair bir eleştiri mi daha çok? Yani açıkçası ben yine yani sorunu da takdirle karşılıyorum. Çünkü ben düşünüyorum bunu kendi içimde ve kendimden nefret etmek için sebebim olmayan hiçbir şey için başka kimseyi eleştirmedim. Hep kendimle ilgili problemim ya da değil ya da yani ya da mutluyum kendimle ilgili ama hep şey kendimle ilgili. Kimseye benim yapma ihtimalim olmayan bir şey için kızmadım.
Abi güzel bir cevap aslında. Tabii yani, güzel soru soran olmadığı için güzel cevap verme şansım olmadığı için. Yani sonuçta aynı toplumda evet. yaşıyoruz aynı şekilde düşündüğümüz zaman yani özümüz bir omuzdan birbirimize kazanmıyoruz. Yani ama dediğim gibi ben hiç kimseye böyle yapmadım yani sen ne garip bir adamsın falan yapmadım yani. Ben biliyorum garip adam olma potansiyelini bildiğim için evet, yapıyorum bunu yani. Peki dediniz yani aslında şeyiz veya birbirimize kazanmıyoruz falan aslında çok farklılıklara rağmen bunu yapıyoruz. Sizce bu tek düzelikten bahsettiğiniz veya tek düzelikten kurtulmak mümkün mü? Veya şarkı sözlerinizden bahsettiğiniz gibi yeni bir şey yaratabilir miyiz? Yeni bir dünya. Buna inancınız var mı? Ya da her şey aynı geldi, aynı gidecek mi? Bu da bayağı zor bir soru. Evet. Çok fazla değişken üzerinden cevaplanıyor. Yani bir insan olduğu için işin içerisinde. Doğru, tabii. Çok fazla değişken var, o yüzden... Zorla bırakmak için değil, sadece... Yok, hayır. İlk kez düşünüp cevap veriyoruz yani, o yüzden... Size düşünme payı bırakayım, sen şarjımız mı azalma mı? Şarjımız az. Biraz hızlanırsak... Tamam, zaten çok kalmadı, bundan sonrası daha kolay işte. Her an bitebilir yani. O da yok. Bak, hala iyi değilsin. Olmadı mı, şuna takarız. Hadi, tamam. Telefonla çalışıyorsun. Şey abi ya tabii ki şey ya umut ya şöyle şimdi yani umutsuzluk yok da yani umutsuzluk yok da yani insana bağlı bir şey sonuçta yani. Aynen ya yani. Dönem dönem de değişebilir belki dönemsel umutsuzluk büyük var ama mesela ben ve biz diyeyim yani mesela müziği şey için yapmıyoruz hani gelecek nesiller umut aşılamak için yapmıyoruz mesela kendimize umut aşılamak için yapıyoruz ilk başta hani onunla başlaman gerekiyor çünkü ben müziği mesela insanlara bir şeyler öğreteyim de adamlar da benim gibi düşünsün falan diye yapmıyorum ve yapmıyoruz yani. Biz kendimize ilk önce biraz umut verirsek büyük ihtimalle hani insanlar belki yavaş yavaş yani en kötümser insanlar sonuçta biziz bu grupta. Bu grupta derken bu şeyde yani toplulukta. Toplulukta evet. Adınız sürekli coverlarla anılıyor. Sık sık cover yapan bir grupsunuz zaten. Yok hiç değiliz ya aslında. Yani şey, belli bir süre. Artık Mantis Beatles. Tabii çok severek çaldık evet. Aynen. Peki ilerleyen dönemlerde, albümlerde cover parça yer almasını düşünüyor musunuz? Olma ihtimali var yani. Çok söylemek istediğim bir tane şarkı var. yazan insan verir mi vermez mi onu bilmiyoruz. Evet o kısmı. Ama yani çok çalmak istediğim bir iki şarkı var çünkü sonuçta müzisyen olarak doğmadık yani müzik seven insanlar olarak doğduk. O insanların şarkılarını hala kendi şarkılarından bin kat daha fazla biliyorum ve onların şarkılarını söylemek istiyorum. Evde de kendi şarkılarımı söylemiyorum, onların şarkılarını söylüyorum genelde. Bakalım yani inşallah verirlerse olacak. Umarım güzel bir albüm yapabiliriz. Peki tabii hepimiz biliyoruz artık bunu hani böyle uzaya, evrene sizin de ilginiz var şarkısını da yansıtıyorsunuz. Peki Kozmos'u izlediniz mi? İzledik tabii ya abi. Yani. İşte beklediğim neler olurdu yani tam ki. Hayır üçer beşer kere şimdi eve gidip mesela hatırlattığı için büyük ihtimalle gitmiş. Çünkü herhangi bir bölümünü açıyorsun bayağı ufkun genişliyor yani. Çok eğlenceli ya. Peki bu yani. Tarz daha hani siz seven öğreneceğiniz belgesel kitap var mı bu konuyla alakalı? Bunu onu seviyorsanız bunu mutlaka izleyin. Kozmos'un orijinali izlenebilir. Carl Sagan'ın değil mi? Carl Sagan'ın. Carl Sagan'ın orijinali izlenebilir. Ne? Ha, Earth mi? Planet Earth mi? Hayır. O muydu? Neydi? Wormhole galiba. Burada Planet Earth de süper değil miydi ama? Evet, Planet Earth de gerçekten harika. Uff abi o hakikaten şu uyandırıyor insanla ya yani. Bu da güzel bir gezegen. Aslında sandığımızdan da çok daha büyük yani. Peki biraz sıfır gireceğim. Sosyal medyanızı takip ediyor musunuz? Gelen yorumları, istekleri? YouTube olsun, Facebook olsun. Elimizden geldiğince. YouTube'da bir takipçinizin bir isteği var, onu dile getirelim dedik nasıl karşılayacaksınız diye. Bir şarkınızın altında bir yorum vardı. Sizden Ateşli Şortundan sonra bir şarkısını da bekliyoruz diye. Ateşli Şortundan. Evet, sahibi. Bunu görecek miyiz? İşte yeni albümde inşallah. Bu haberde var bir şortum. Peki bir konser biteriniz var mı? Atıyorum iki şınav şeklinden sahne çıkmam. Niye? Biz çıkmadan sarılmıyoruz. Sarılıyoruz. Eğer o gece ne kadar sarhoş olduğumuza... Da bağlı olarak onu geliştirebiliyoruz yani sarılıp hani. Aynen. Bir elektrik verip çoğunluğa. Ben özellikle tercih etmiyorum ama öpüştüğümüzde oluyor. Ama ne ya bir konserden önce sarılıyoruz. En çok sarılıyorsun oğlum. Kim? Ne? En çok sarılıyorsun. Hiç öpmedim ben kimseyle. Hiç sevmiyorum ben. Her seferinde daha ayrılıyorum da. Sorun bakarsınız bana bak. Her seferinde tecavüz mü? Hayır. Öpmeyin. Ozan bilmiyorum ya. Onu da herhalde Metallica'dan falan kim yani çözdüyse bu arada. Yani çok bize röportaja çıkma var mı? Aynen.
yani. Yani motivasyon sağlıyor biraz en azından. Hani o işte, biraz düşürüyor sonra işte. Grup arasında, kulüp arasında hani biz beraberiz, hani hallederiz falan. Hani çünkü yanlışlar falan yapılacak elbet. Biz beraber olduğumuz sürece. 5 dakika bir duruluyoruz aslında yani öyle bir şeyimiz var. Hani sakinleyip ondan sonra çıkıyoruz. Öyle ritüel derken sarılmak dışında bir ritüelimiz yok. Peki, röportajı kapatmadan iki kısa soru. Kobe mi? Neydi öbür? Kobe ve LeBron. Kobe mi LeBron? Kobe Bryant diyeceğim ben ya. Yaz gelip ben sürmeye